Merhabalar, Sanal Direktör hoş geldiniz değerli izleyenler. Hafta boyunca sizlerin oylarıyla belirlenen Sport Odası Süper Lig'de belirlediğimiz haftanın önemli mücadelelerini hafta boyunca sizlerin oylarında sunduk ve sizlerin belirlediğiniz oylar ve dizilimleri yine Sanal Direktör'de sevgili Raşit Altun'la birlikte önümüzdeki bir saat boyunca duyuracağız, açıklayacağız her zamanki gibi. Raşit Altun hoş geldiniz. Hoş bulduk. Birazdan maçları konuşacağız değerli izleyenler ama her zamanki gibi önce bir haftanın genel görünümü ekranlara gelsin. İşte Sport Odası Süper Lig Ahmet Çalık sezonunda haftayı saat 20'de başlayacak Altay Çaykur Rizespor mücadelesiyle açacağız. GZT Giresunspor yarın 16'da Fenerbahçe'yi konuk edecek. Medipol Başakşehir Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Galatasaray'ın rakibi ise Yukatel Kayserispor olacak. Demir Grup Sivasspor pazar günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Fraport Antalya Spor ile saat 16'da Babakar Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor rakibi İttifak Holding Konya Spor ve yine Kasımpaşa'da saatler 19'u gösterdiğinde bu kritik maçta aynı saatte Kasımpaşa Aytemiz Alanya Spor maçını izleyeceğiz ve haftayı pazartesi günü oynanacak iki maçta noktalayacağız. Bu maçlardan biri Adana'da oynanacak, Adana Demirspor Beşiktaş'ı ağırlayacak. Atakaş Hatay Spor ise Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Ve puan durumu ekranlara geliyor. Trabzonspor'un liderliğiyle haftaya da başlıyoruz. İttifak Holding Konya Spor'un bir maçı eksik puanı 48. ikinci sırada yer alıyor. Adana Demirspor ve Aytemiz Alanya Spor 3 ve 4. sırayı paylaşıyor. Aynı puana sahip 3 takım Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Beşiktaş 5. 6. ve 7.liği paylaşıyor. Atakaş Aday Spor'un puanı 36. 9. sırada Gaziantep Futbol Kulübü var. Puan 35. Yukatel Kayseri Spor'un puanı 34. Ve Babakars Fatih Karagümrük 33 puanla 11. sırada yer alıyor. Demir Grup Sivas Spor'un puanı 31. Galatasaray yine 28 puanla 13. sırada. Kasımpaşa 14. sırada tıpkı Göztepe gibi puanı 27. GZT Giresunspor hemen bir basamak üzerinde bulunuyor düşme podasının. Fraport Antalya Spor 17. Çaykur Rizespor 18. Altay 19. ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise Spor Toto Süper Lig'de son sırayı alıyor. İlk maçımız Sanal Direktör'de değerli izleyenler düşme podasını çok yakından ilgilendiren Altay Çaykur Rizespor maçı ile birlikte startımızı Sanal Direktör'de veriyoruz. Bakalım hafta boyunca taraftarlar nasıl bir 11 seçmiş, belirlemiş ekranlara geliyor. İşte Altay'ın 11'inde kaleci ve savunma hattı ekranlara geliyor. Matheus Liz %95'ini almış. Oyladı evet. Cebrail ve Nadir'i. Murat Akça ve Björkan Deryer alıyor. Raşit Altun Altay Göztepe karşısında İzmir derbisinde. Evet. Göztepe sürpriz bir galibiyet miydi senin? Bence için? Sürpriz bir. Yani sahadaki o aslında sürpriz değil biliyorsun. En son 1979'da yenmiş. Göztepe Altay'ı ligde, Süper Lig'de. Tabii alt liglerde karşılaşıp yani kazandı. Maçı da seyrettik ama maçı Göztepe maçın hakimi gibiydi. Çünkü evet. Gibiydi diyebiliyorum. Ama çok üretken bir maçta geçirmediğini evet, söylemek tamam, lazım. Ama derbilerde bunlar oluyor. Büyük maçlarda. Maçın bence de favorisi Göztepe'ydi ama Altay kazanmasını bildi. Çok da kritik bir maç kazandı. Bu akşam da çok kritik bir maça çıkıyor hakikaten. Ölüm kalım maçı yani iki takım içinde. Evet %100 katılıyorum. Bu da savunma attı evet. Altay'ın. Bu arada Altay'ın hiç transfer yapmadığını da söyleyelim. Şeyde, transfer devre arası döneminde. Transfer döneminde takıma takviye yapmadı. Yapmadı evet. Hocayı değiştirdi tabii. Bakalım orta alanda kimler var? Poco %25, evet. Tassiano %24. Bu arada Altay'ın yeni teknik direktör ekibini nasıl buldun? Yani en azından derbiyi... Derbide kazandı. Yani bugün tabii çok kritik. Hoca kariyeri içinde hocam. Bir maç. Katılıyorum. Yani 2'de 2 ile düşünsene. Muazzam olur yani. Bir derbi Göztepe'yi sonrası... mağlup edip sonra düşme hattındaki önemli evet, rakibini mağlup etmek. Çok önemli. Takımı da lige bir anda asılmasını tabii, sağlar tabii, değil tabii, mi? Tabii tabii. Yani 25... Şey 24 yapıyor ve Rize Spor'un üstüne çıkıyor. Evet. Yani rakibinizin üstüne çıkıyor. Sonra Rize'nin kazanması halinde Rize 25 yapıyor. Bakalım hücum hattına saltayım. Ekranlara geliyor. Sevgili izleyenler Kapel %81. Sağ kanatta Rodriguez %91. Sol kanatta Pinares %25 ile
yine 10 numara bölgesinde ve en uça da bakalım hatta. Altay'da bakalım. Sanal direktörde taraftar. Paycao. Enteresan. Yani şu var tabii. Ama yani enteresan. Yani tabii yaşı itibariyle. Oynamıyor en azından. Ondan belki enteresandır diyorum. Çok tabii bir Altay efsanesi artık. Portekizli futbolcu. Yalnız tabii sevgili izleyicilerimiz oylama yaparken yerli yabancı şeyini yani yapıyorlar. Dikkat ediyorlarsa bile oylamada öyle çıkmıyor. Sadece iki yerli oyuncuyla Altaylılar, Büyük Altay taraftarı takımını sahaya çıkarmış. Böyle olmayacak da bir yerli oyuncu daha olacak. Bu Altay'ın sanal direktörde 11'i. Değerli izleyenler, peki Çaykur Rizespor'un 11'i nasıl ekranlara geliyor? Bakalım taraftar nasıl bir oylamada bulunmuş, kaleye Tarık'ı koymuş taraftar. %74'te Raşit Altun, Gökhan Gönül, sağ bekte, sol bekte Cemali, Ponk ve Holmen yanılmış. Yeni Gege Başakşehir'den transfer olmaz. Ponk'u 4 tane transfer yaptı biliyorsun. Evet. Çaykur Rizespor. Başakşehir'den Ponk'u aldı. Hemen taraftar sahaya atmış. Benim esas hatta belki de spor kamuoyunu da merak ettiği transfer tabii ki. Tabii ki Getson Fernandes. 3 yerli oyuncu hakkında burada kullandı Çaykur Rizespor. Bakalım orta alanda taraftarın %30'u. Getson diyor. Şunu da söyleyeyim tabii. Girer girmez Getson Fernandes Rizespor Demirspor maçında hani bir klasını gösterdiğini söyleyelim. Hareket yani o kısa süre içinde yani ne kadar özel bir oyuncu olduğunu gösterdi. Dabo %14'lük aldığı bir oy var. Yine orta alanda. Bakalım hücum hattı nasıl Çaykur Rizespor'da. Yusuf Sarı %53 aldı oy. Evet. Yeni Yusuf Sarı'yı da beğeniyorum bu arada. Evet. Bunu da beğendim. Ama mesela geçen haftaki maçta ilk 11 oynatmamıştı hoca. Evet. Yusuf Sarı da Getson'da var. Tamam Getson'a sonradan katılmıştı belki ama hani en azından Yusuf Sarı'yı oynatabilirdi ama tabii demek ki azdı hoca hissetmedi. Baldwin yer alıyor 10 numara bölgesinde ve en uçta ise sevgili futbol severler Boyan Palo'yu İker alıyor. Ya valla kağıt üstünde böyle bakınca iyi bir kadro görüyorsun. Evet. Sevgili Can, yani bugün Getson Fernandes'in bonservisinin yarısını aldı Beşiktaş 6 milyon euro. Demek ki bu oyuncu 12 milyon euro'luk oyuncu. Yani bizim ligimizde var mı 12 milyon euro'luk yabancı oyuncu sence mesela başka? Ya mutlaka vardır da. Pek yok ama zaman ya. Yok. Neredeyse yok yani. Ha, tabii ki yani kaleciler bakımından ya, bunu söyleyebiliriz. Hayır ben ya, yabancı oyuncu diyorum. Ha, tabii Ersin, Uğurcan kıyas. Çakır, onlar Ersin, Destanoğlu, Uğurcan Çakır tabii ki var. 10 milyon euro'nun üzerinde oyuncu ama 12 milyon euro'luk bir oyuncu en azından kağıt üstünde doğru. Yok. 11'ler böyle Raşit Altun, Altay, Çaykur Rizespor maçı nasıl bir konuştuk. Mücadele olur? Neler söylersin? Geçen hafta da konuştuk hatırlıyorsun. Tam bir can pazarı olacak bir kere alt sıralar için mücadele. Altay Göztepe maçı için de konuştuk. Altay'ın Göztepe'ye karşı inanılmaz bir şans tutuyor. Futbolda böyle şeyler var. Uzun yıllar. Rizespor'a karşı da en son 2009'da Mart 2009'da kazanmış Rizespor. Altay maçını son 10 maçta bir galibiyeti var yani. Çaykur Rizespor'un ama tabii bu futbol işte bu istatistikler vesaire maçtan önce sadece biz konuşuyoruz yani. Tabii sahada çok fark etti. Yani istatistiklerin çok fazla önemi kalmıyor ama işte Çisse'yi aldı. Getson Fernandes'i aldı. Yusuf Sarı'yı aldı. Ponk'u aldı. Hakikaten iyi takviye yaptı Rizespor. Ve bu maç hakikaten ölüm kalım maçı. İki takım içinde. Altay'da hiç takviye yapmadım. İzleyip görüyoruz. Ben yani şimdi bol gollü bir maç bekliyorum ben ama hani futbol bu. Hani 0-0, 1-0, 0-1 de bitebilir. Ama hani ben böyle çok heyecanlı, bol gollü, çok güzel bir İzmir'de açıkçası maç bekliyorum. Rizespor haftaya Başakşehir deplasmanına gidiyor. Altay'da İstanbul'da Beşiktaş'ta oynuyor. İkisi de çok zor. İki maça çıkacaklar. Vallahi kazanan için, daha doğrusu kaybeden için çok çok zor olur bundan sonra işler Cihan. Futbol bu tabii ki belli olmaz ama yani Başakşehir'e gidiyor. En azından mental açıdan da kazanan için de abi haftaya da rakibini ekarde etmiş olabilmek. Haftaya da Altay Vodafone Park'a çıkıyor. Beşiktaş karşısında. Rizespor'da da Başakşehir'e çıkıyor. Altay da bu sene Başakşehir deplasmanında alınan 1 puan, Galatasaray deplasmanında alınan ya, 1 puan. Ya mutlaka ilk yarıda biliyorsun Beşiktaş'ın 14-15 tane eksiği vardı. Yenmişti. 2-1 yenmişler. Yani, valla futbol bu tabii ama hani neticede haftaya hocaya sorsak Beşiktaş'ta Vodafone Park'ta oynamak istemez herhalde yani. Ya da Rizespor'a da sorsak haftaya Başakşehir deplasmanına gitmek istemez yani ligin 2 tane güçlü takımı. Peki. Güzel bir maç bizi bekliyor. Bu maça ilişkin Raşit Altun'un yorumları böyleydi. Değerli izleyenler, sanal direktörde geçiyoruz. Bir diğer mücadele, yol mücadele ise GZT Giresunspor Fenerbahçe mücadelesi olacak. Bakalım taraftar
nasıl bir tercihte bulundu? Kalede ligin de en formda kalecilerinden Okan yer alıyor. Evet. %90'ını aldı oyların. Yine Raşit Altun, Okan Kocuk. Normal. Zeki. Ben burada hani hep her programda söylüyoruz ama Zeki hakikaten müthiş oynuyor, biliyor musun? Kesin. %100 yani, katılıyorum sana. Takımın yıldızı bile diyebiliriz yani. Liderlerinden takım. Liderlerinden zaten. Zeki. Perez de çok iyi oynuyor. Bence Diara da iyi. Okan, yani Okan artık GZT Giresunspor'da zaten kaldı. Hayırlı olsun tabii canım. Bence çok doğru bir karar verdi Giresunspor. Peki sence önümüzdeki sezondan itibaren yeniden Galatasaray'ın kalesini... Valla Galatasaray'da öyle bir şu anda durum, yani seçim mi olacak, ne olacağı belli değil Galatasaray'da. Bence bu konuda bir açıkçası bir fikrim yok benim. Ne oldu belli değil şu anda Galatasaray durumu yani. Peki. Hayır, mütevazi kadrosunda bütçesi muhtemelen en düşük takım ya birinci, yani ya 20. ya 19.'dur. Doğru. Giresunspor ama sahaya koyduğu oyun öyle değil. Burada tabii Hakan Kereş, tebrik ederiz tekrar. Peki. Devam edelim bakalım orta sahada kimler yer alıyor? Flavio ve Traore. Yeni transferler Chiquinho. Valla ben Chiquinho'yu oynatacağını düşünüyorum. O da deneyimli bir oyuncu. Üst düzey bir oyuncu. Yine Muhammed ben oynayabileceğini katıldı. Düşünüyorum. Oynatacağını düşünüyorum yani. Ben Muhammed Gümüşyaka'nın da oynayacağını tahmin ediyorum. Fenerbahçe'den kiralanan. İkisi de kiralık oyuncu zaten. Bakalım Muhammed Gümüşkaya oynayacak mı? Yine GZT. Yani. O da çok özel, yetenekli bir oyuncu yani. Tabii Fenerbahçe'de çok kolay değil top oynamak yani. O 11'de özellikle daha da yani sorun. Ne olursa olsun abi, Fenerbahçe takımında oynamak kolay mı yani? Aynı şey Beşiktaş için de geçerli, Galatasaray için de geçerli. Bir kere baskı çok farklı. İşte şu mesela Galatasaray'dan giden oyunculara görüyorsun. Okan Koçuk, Emrah Akbaba, Yunus Akgün. Patlama yapıyorlar gittikleri yerde. Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da, Trabzonspor'da o baskıyla oynamak çok kolay değil tabii. %100. Bakalım orta sahada kimler var, ekranlara geliyor. İşte GZT Giresunspor'da sevgili izleyenler. Süleymanov. Sağ kanatta, sol kanatta Sergio ve Diabate. Ya ben mesela Diabate'nin yerine Chiquinho'nun oynayacağını yani yorum yapıyorum tabii. Bakacağız, izleyeceğiz, göreceğiz. Ben de Muhammed'in çok şey katacağını düşünüyorum. Evet. Bakalım. En uçta ise sevgili izleyenler. GZT Giresunspor'da yine Umut Nayır yer alıyor. Trabzonspor'da da yine golü vardı. İyi bir dönemden geçiyor oyuncu. Balde'ye Dukarı'ya geçmiş. Ama bu eklediğim ben, yani en azından benim kişisel olarak beklediğimiz etki yapmadı bence Umut Nayır. Yani daha etkili olabileceğini tahmin ediyordum. Ama tabii daha ilgin göreceğiz. Bundan sonraki haftada belki çok daha etkili olur. Böyle GZT Giresunspor'un 11'i sevgili izleyenler. Peki bakalım Fenerbahçe'de. Haftalardır konuşuyoruz. Bu kez taraftar nasıl bir 11 belirledi? Nasıl bir 11 seçti? Kayseri'ye gidiyor Göztepe'de haftaya. Zor bir deplasmana gidiyor yani. Giresun. Giresun, özür dilerim. Giresun. Peki. Şimdi Altay yavaş yavaş artık. Bilemiyoruz tabii oynayacak. Emin olmamakla beraber onu da söyleyeyim. Evet. Hani her ne kadar taraftar ama bir oynamayı sunduk burada ve taraftar da kaleye koymuş olsa da şunu anlayabiliriz. Bu ihtimal bile Berke yedeklemiş. Evet. Yani bu tabii Berke için üzücü haber. Bir an önce kaleye geçmesini istiyor Altay'ın. Fenerbahçeliler. Bakalım savunma hattı nasıl? Nazım Sangare yer alıyor. Sanal direktörde taraftarın 11'inde sağ bekte Nazım Sangare, sol bekte Ferdi. Bir bek transferi söz konusuydu ama yapmadı. Ama, evet ama ben de şöyle düşünüyorum tabii, benim kişisel sol bek Salah'ı oynatıp Serant kimde yapılabilir diye düşünüyorum. Neticede bir deplasmana gidiyorsunuz. Sol bek bir daha söyle. Sol bek Salah'ı. Ortada çift stoper Kimmiçe, Serant olabilir. Doğru. Serdar Aziz'in de olduğunu diyor. Serdar Aziz mesela Kimmiçe, Serdar Aziz, sol bek Salah'ı gibi de olabilir diye düşünüyorum. Olabilir evet. Bakalım Fenerbahçe'de orta saha konusunda taraftar nasıl bir seçimde bulundu Sosa ile birlikte. Ya Zayt bu tercihte enteresan. Ama Crespo'nun cezalı olduğunu şey yapalım. Ozan'ın da sakat olduğunu, herhalde bir sorunu var yani diye oylamaya girmiş onu zaten ama son şeyde Ozan Tufan çıkmış. Evet. Son maçta en azından oynadı, sahada da kaldığı süre yani içinde. Sakat. Sen nasıl gördün bir? Çünkü Ozan'da bir etkisiz vallahi beklen, çok benim daha de, fazlasını beklediğimiz yani, bir hani Premier Lig antrenman temposunu yiyen bir Ozan Tufan. Yani tabii, bunu söylüyorduk ben de, ama beklentim, acaba benim zaten soru işareti oradan oluştu. Benim beklentimin problem altında kaldı. Ben çünkü bence milli takımımızın da en iyi orta saha oyuncularından biri. Yani iki kale sahası çizgisi arasında her pozisyonda oynayabilen. Sağ bek oynar, bence stoper oynar, ön libero oynar, on numara oynar, sağ açık oynar.
atar, kafa vurur, şut çeker. Duran toplarda hani gider vurur. Defansa yardım, bence ligin en iyi orta saha oyuncularından biri. Çok yönlü bir oyuncu. Ama hani kesin. O etkiyi ilk bir buçuk maç diyelim, onu göremedik tabii Ozan'da. Çok özel bir oyuncu bende ve 1995 doğumlu Ozan. Hala da genç. Hala da genç ve 70 kere milli oldu. 70'e yakın yani, muhtemelen rekor kurabilir Ozan yani. İnşallah da Allah bir sakatlık vermez, formunu bulursa rekor kurabilecek seviyede Ozan'ın yaş. 27-26 yaşında da. Bakalım Fenerbahçe taraftarı nasıl bir... Yani ben Zayson'da bu kadar eksikti biraz az olduğunu düşünüyorum. Mesut'ta tabii yine bir sağlık sorunu yaşadığı için yok. Devam edelim. Osay Samuel %47 aldı oy. Tabii İrfan Can'ın da olmadığını tekrar olmadığı şeyde. Mert Hakan iyiydi ama Mert Hakan. Evet. En azından mücadele ediyor diyelim. Yani ben de bilmiyorum. Ben hani Fenerbahçe takımının bence santraforu Valencia, her zaman söylüyorum. İçeride Serdar Dursun ama o zaman da solda Valencia. Özellikle deplasmana direkt ben Valencia diye düşünüyorum. Yine bu arada Fenerbahçe'de ekranlara gelsin hatta değerli izleyenler. Yine forvet hattında taraftar her hafta, geçen hafta mesela Berisha'yı 11'e koymuştu Fenerbahçe taraftarı. Bu hafta Serdar Dursun'u 11'e koyuyor ve oylar da birbirine yakın. Evet. Ya mesela hani deplasmanda solda örnek veriyorum. Hani isim tabii İrfan Can olsa ayrı da. Hani mesela Pelkas'ı koyup önde Valencia'da olabilir. Ama içeride bence kesinlikle Serdar Dursun olmalı. Solda da Valencia. Sağda da İrfan Can'ın sakat olduğu için. Tabii onu düşünemiyoruz. Hatay'la oynayacak kendi sahasında haftaya da Fenerbahçe. Vallahi iki takım için de zor maç. Yani Giresun kazanabilir ama Fenerbahçe'de gibi tabii çok normal deplasmana Giresun Spor'u yenmesi. En son 45 sene önce herhalde oynamış. Giresun Fenerbahçe lig maçı, kupa maçı oynamışlardı ama Giresun'da o maçta 1-1 bitmiş. Vallahi enteresan, güzel bir maç bizi bekliyor. Giresun için de hakikaten zor, yani kazanması çok gerektiği maç. Fenerbahçe için de tabii aynı şekilde. Özellikle kupadan elendi. Tabii birazcık da şanssız bir şekilde ama neticede rakibimiz de 10 kişi oynadı yani. 45 dakika. Bu da eleştiriyor futbol, zaten Fenerbahçe'nin kupadan da. Futbolda bu var. Tek kale oynarsın, 90. dakikada bir şut işte rakibe çarpar, baraja çarpar, kendi arkadaşına çarpar. Kendi takımına gol olur, yenilirsin. Futbolda var ama oyun olarak da bir tatmin etmiyor. Çok doğal olarak. Fenerbahçelileri. Çok haklılar. Büyük takım yani, Fenerbahçe takımı. İsmail Kartal'ın gelişiyle Fenerbahçe'nin takım oyununda ortaya koyduğu performans da Medipol Başakşehir maçında hatta. Yani maalesef değişmedi. Çok fazla bir şey ya bence. Sanki siyahla beyaz gibi değişen noktalar oldu mu Fenerbahçe'de? Ben sana bir söyleyeyim mi? Tabii bunu hep çok tartışılmıştı. Biz de seninle yayınlarda çok konuşuyoruz ama nasıl bir teknik direktör bir sezonda iki hoca değiştirme hakkı varsa, bence bu artık bizim kulüplerimize de bir sezonda iki teknik direktör hakkı tanınmalı. Getirilmeli diyorsun. Getirilmeli, çünkü bu Brezilya'da varmış, dünyada bir tek. Yani mesela alt liglerde 9 tane aynı sezonda takım teknik direktörü değiştirilir mi abi? 9. Adıyaman Spor 9. teknik direktörüyle çalışıyor. Bizim ligde de geçen sene 4-5 oldu. Yani buradan şuna geleceğim. Tabii Fenerbahçe'nin 2. teknik direktörü ama yani sürekli teknik direktör değiştirerek bir sonuca sana katılarak bir ekleme yapmak istiyorum Raştaldım. Bu sene özelinde teknik direktör değiştiren takımların da hiçbir şey de fark etmedi. Puan durumuna baktığımız zaman fark etmediğini bence Demir çok kolay. Demirspor'da bir tek var fark. Başakşehir. Pardon. Bir de Başakşehir'de evet. Aytemiz Alanyaspor, Bülent Korkmaz geldi ama sonra zaten gönderildi. Ama tamam, enteresan Bülent Korkmaz durumda geldiği değildi zaman ama yine bir hani Alanyaspor'da o kadar yakaladı. Öyle bir durumda değil. Maestro hani seni çok iyi anlıyorum ve katılıyorum ama sanki bu sene biraz da tamam ama lider kim? Trabzonspor geçen sene. İkinci Konyaspor geçen sene devam ediyor. Adana Demirspor'u çok erken değiştirdi. Adana Demirspor'da üçüncü. Yani tabii ki fark olacaktır mutlaka ama yani sürekli değiştirerek bir şey olmuyor. Yani. Doğru. Sürekli değiştirerek ne oluyor? Kulüpler batıyor. Neden? Her gelen teknik direktör transfer ister bu kadar. Herkes kendi takımını ister. Kendi takımını kurmak ister. Kendi kafasındaki oyun yapısını yapmak ister. Bence bunun bir sınır getirilmeli. Bir sezonda bir takım, hadi iki değil üç olsun. Niye teknik direktör iki, kulüpler sonsuz, sınırsız? Bence tabii benim fikrim. Peki. Bunlar da bu maça ilişkin son yorumları oldu. Sevgili Raşit Altun'un değerli izleyenler. Devam ediyoruz. Galatasaray Yukatel Kayseri Spor mücadelesiyle sanal direktörde taraftar nasıl bir 11 belirliyor? İşte ekranlara geliyor.
Penny'yi beğendin mi? Güven veriyor mu? Yani ben kişisel tabii benim nacizane fikrim. Ben 1.84 bir kaleci için. Ama. Ya tabii ki Alanyaspor maçında iyi bir performans sergiledi ama biraz da şanslı olduğunu düşünüyorum. Ben hani bir pozisyon var çok kale sahasının üstünden top vuruyor. Direkten döndü. Yok, ikinci pozisyon mu diyorsun? Bir tane var. Karşı karşıya vuruyor Antalyasporlu futbolcu. Çok üstüne geliyor. Evet. Tabii ki iyi yani ilk maçına göre iyi bir performans ama ben hani artık günümüz futbolunda yani 1.90'ın altında kaleci çok kolay olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani kaleci 1.90 üzerinde olacak diye benim tabii kişisel fikrim ama ilk maça göre iyi performans sergiledi ama hani kalenin içinde biraz küçük kaldığını düşünüyorum ben. Penan'ın. Zaten biliyorsun Barcelona B takım 3. ligdeki B takımının kalecisi. Ama tabii Galatasaray öyle bir kaleci sıkıntısı yaşadı ki aslında yaşamadı bence. Yani böyle birazcık günah keçisi oldu İsmail Çipe özellikle. Yabancı hakkını yine bir yabancı kaleciden yara kullandı. Bence hata yani. Evet. Penan'ın özelinde söylemiyorum. Artık ligimizde seneye de 4 yerli olacak. Her takımın yerli kaleci bulmak zorunda. Devam yetiştirmek. Ediyoruz. Yetiştiriyor. Beşiktaş yetiştirdi işte. Buyurun. Galatasaray'da savunma hattıyla sanal direktöre bakalım taraftar nasıl bir seçimde bulunmuş. Sasha Boey, sağ bekte, sol bekte Fatih Fanaanolt, toplarda değişmiyor. Nelson ve Markal Galatasaray'ın da sezon başında en azından planlanan ideal savunma hattı zaten böyleydi. Taraftar da bu şekilde oynuyor. Ömer Bayram çok mu düşük oyalmış yoksa? Ya normal bence. Normal mi? Evet. Ben Sasha Boey çok yüksek oyalmış bence. Yani o sezon başında geldiğindeki o parıltı bence insanları yanılttığını düşünüyorum ben. İyi başladı sezona. Evet ama çok hani aynı hareketli bir. Hani Rose gibi böyle. Ama yok, biraz yok. Da geçen seneki Rose gibi hatta. Tipi benziyor ama. Yani. Performansın bence alakası yok. Bir kere aynı pozisyonda 2-3 kere sakatlandı aynı yerden. 2000 doğumlu bir oyuncudan bahsediyorum. Galiba Kasımpaşa maçıydı çok beğenmiştim. Ama ya olabilir. Bir tane pozisyon yani 1-2 maçta yani neticede öyle bakmamak gerekiyor yani, tabii ama uzun evet. Vadede bence en azından hani beklenenin çok altında performans sergilediğini düşünüyorum ben Sasha Boey'un. Devam ediyoruz. Bakalım orta sahada seçim ne olacak? Taraftar ne diyor? Pulgar. Yani kısa bir süre olsa 15 dakika oynadı, %30 oy bence hani 2-3 pozisyonunda şey yaptığı için, oylandığı için. Ben bizim ligimize uygun bir transfer olduğunu düşünüyorum Pulgar'ın. Zaten Serie A'da 175 maça çıkmış sadece Serie A maçına. Duran top da kullanabilen ve iyi de kullanabilen. İlk maçta da mesela ben öyle şeylere biraz dikkat ederim. Cihan mesela çok kritik bir foul yaptı. Sarı kart gördü ama çok akıllıca yaptı. Eksik yakalanıyordu Galatasaray. Ya futbol tabii ki ayakla oynanıyor, kafayla oynanıyor. Ayakla oynanıyor ama en önemli şey kafanızın çalışması. Yani aslında futbol kafayla oynanıyor. Ayaklara komut veriyorsunuz siz. Ama bizim ülkemizde genellikle futbolcular sadece ayaklarıyla oynuyor. Pek kafa ilk çalıştırmıyorlar, kullanmıyorlar yani. Hani mesela bazı pozisyonlar oluyor. Ya diyorsun burada böyle foul yapılır mı diyorsun mesela. Profesyonel futbolcusun. Hele büyük takımda oynuyorsun. Mesela dakika 90 rakip sırtı dönük taca doğru bakıyor. Foul yapıyor. Büyük takımlarda oynuyor bu oyuncular. Neden? Kafa iyi kullanmıyorlar diyelim. Devam ediyoruz. Devam bakalım. Kanatlar ve orta sahada hücum bölgesinde taraftar nasıl bir seçimde bulunuyor? Sanki Morutsa'nın fotoğrafı Morutan bu değil gibi. Morutan tipi değişmiş biraz. Acaba geçtiğimiz hafta bir haftada 6 ayda böyle yıpranmış, yaşlanmış biraz. Kötü sezonda. Yani saçlar erken dökülüyor spor sözü bir anda. Ekranda da geliyor orada sevgili izleyenler. Olmuş, fotoğrafta bir hata olmuş. Feguli yer alıyor. Feguli yer alıyor ama Morutan'ın sağ kanatta. Ya, vallahi. Yani bilmiyorum Galatasaraylılar sevinsin mi üzülsün mü? Galatasaray'ın tek opsiyonu, gol opsiyonu en azından bu haftaya kadar Kerem Aktürkoğlu. Evet. Hani Kerem Aktürkoğlu atar mı, attırır mı? Tabii ki ya bir büyük takımın bir tek oyuncuya bağlı olması da Kerem'in performansında bir düşüş ya da bir en azından yani hani şöyle, stabilize olma durumu mu diyeyim? Hani bilemiyorum sanki. Yani şöyle tabii ki. Ya da beklentimiz çok yüksek bir anda Kerem'e çok büyüklendi bir anda taraftar. Abi, hani yani şu anda Galatasaray'ın tek skor opsiyonu Kerem. Atacak, attıracak. Çok top kaybı yapıyor mesela. Biraz o tabii gözden kaçıyor. Trabzonspor maçında yanılmıyorsam 20 top kaybı hakikaten çok yüksek bir rakam yani 20. Ama tabii yani bir kişiye de bağlı kalırsanız bir her yani
Galatasaray sadece Kerem Aktürkoğlu'yla hücum edebiliyor. Bu da tabii bir futbol takımı için, herhangi bir futbol takımı için çok kötü bir durum. Buyurun. En uçta bakalım kim var? Galatasaray taraftarı Buffett'in bir Gomis diyor. Belki de Galatasaray'ın transfer döneminde yaptığı, hani en mantıklı hamle mi diyeyim, en hani palliatif çözüm mü diyeyim? Yok, bence Pulgar da. Bence Pulgar da iyi bir seçim. Ben Semih Kaya'nın da iyi bir seçim olduğunu düşünüyorum. Neden? Sağ bek oynuyor, stoper oynuyor. Galatasaray'da biliyorsun iki tane stoper var. Marka ve Nelson. Üçüncü stoperi yok Galatasaray'ın. Alparslan da oynayabilir tabii ama hani tam klasik bir stoper değil. Takım planlamasında büyük hatalar yapılmış. Tabii Gomis hani yarım sezon için en azından bir enerji, ama şöyle bir durum var. Sevgili Cihan, Gomis Galatasaray'da hani gol, 29 gol atıp Galatasaray'da şampiyonluk yaşadığı sezon. Solunda Rodriguez. Rodriguez. Sağında Onyekuru vardı hatta. Feguli. Feguli. Doğru. İyi bir Feguli. Arkasında Belhanda. Hadi Belhanda'nın arkasında Fernando. Mariano Sabek. Yani Türk servis geliyordu. Sen izleyicilerimiz hatırlar. Alanyaspor Galatasaray maçında Galatasaray'ın Alanyaspor ceza sahasındaki ısaratasını gördün mü? Yemyeşil bildiğin. Yani Alanyaspor'un sağı o kadar yeşil değil. Hani bilgisayarda yeşil yapmışlar ya, bir kızarıklık olmaz mı? Yani bir kırmızı hani tehlike yaratma, öyle bir şey yok. Tabii. Yani top gelmezse Gomis değil, Lewandowski de oldu. Bir şey yapamaz. Ne yapacak? Gomis yani topu santrada alacak, koşacak. Öyle bir şey. Onu bir tek Messi yapıyordu. O da yapamıyor artık. Alıyor topu tek başına, herkes geçiyor. Onu da senede bir kere yapıyordu. Şimdi top gelecek mi Gomis'e? Gelirse tabii çok deneyimli bir isim. Bence de fiyat performans, yani uygun bir fiyat. Bence yarım sezonluk doğru. Cagney'in de sakatlığını düşünecek olursak Halil'den istediği performans alamıyor Galatasaray. Muhammed'den alamıyor. Gomis transfer ediyor. Bence transferde doğru hamleler yaptığını kağıt üstüne en azından düşünüyorum ben. Gomis, Pulgar, Semih Kaya. Yani Pena için de yine söylüyorum. Bence hani 1.84 bir kaleci için kısa bir boy. Bunlar da Galatasaray 11 üzerindeki son yorumlarıydı. Evet. Altun, haftaya da Göztepe İzmir'e gidiyor Galatasaray, Göztepe'yle deplasmanda. Peki. Geçelim Mukatel Kayserispor'un 11'ine, ekranlara geliyor. Sivyolung liginde iyi kalecilerinden. Kesinlikle. Roman milli takımı. Evet. Babası da biliyorsun Roman milli takımı kalecisi eski. Abisi de kaleci ama abisi çok olmamış demek ki. Hani babasının torpilli bir yere kadar gelinmiş. Öyledir ya. Babası torpilli. Bizim evlat mı falan. Tabii. Bakalım. Onu böyle bir şey yok tabii. Futbolu torpil yok. 105 metreye 68,5 metre. Şimdi Onur Bulut, Hüseyin'i, Karol. Mert Çetin ile ilgili şunu söyleyeyim ben. Bir pozisyon bence oldu. Bence flash transfer. Bence de flash transfer. Kesin söylemek gerekiyor. Bence de. İyi bir stoper olduğunu düşünüyorum. Bir pozisyon oldu. Tam böyle ceza sahasının ceza sahası çizgisinin taç çizgisinin taç çizgisinin orada, ceza sahası hizasında. Hani şurada ekranda gösterirse Emre Kafrol yönetmenimiz, hani Karol'ün kafasının biraz üstünde, taç çizgisinin orada diyeyim hani tam anlatabilmek için. İki kişi baskı yaptı. Mert Çetin hop topu taça attı, hop yerine koştu. Evet, stoper sade oynayacak, basit oynayacak. Bence İtalya'da, yani İtalyan özellikle İtalya'da tamamen taktiğe dayalı olduğu için futbol ve antrenmanlar da bence oyun bilgisini çok geliştirdiğini düşünüyorum. Ülke olarak stoper, iyi stoper oyuncularımız var milli takımımız için ama hani ben Mert Çetin'in de bir opsiyon olabileceğini düşünüyorum. Bak, iki kişi bastı, topu taça attı. Takımını rahatlattı belki de. Savunma için zaman yarattı. Bir Real Madrid maçı vardı. Yanılmıyorsam El Clasico, o zaman Fabio Cannavaro biliyorsun 2006 Dünya Kupası kazandı. Tek altın top alan defans oyuncusu. Evet. Herhalde öyle tahmin ediyorum. Tarihte. Real Madrid'de oynuyor. Real Madrid'in stoperi. Böyle bir baskı yemişti o da. Corner drain'in orada. Sırtı kaleye tabii ki dönük ama topu taça attı. Bizde şöyle bir şey var yani. Bizim hani özel büyük takımda stoperler bir çeksinler, alsınlar. Hani bir böyle bir Cannavaro taça atıyor işte yani. Altın topa kazanmış adam. İtalya milli takımının efsanesi. Mert Çetin de öyle yani. Tık topu taça attı. Stoper basit oynayacak, alacak, öndekine verecek. Bu kadar basit. Ya sağ beke verecek, ya sol beke verecek, ya da orta saha oyuncusuna verecek. Yani Mert Çetin'in ben oyununu geliştirdiğini düşünüyorum Serie A'da. Yediği hani çok oynamadı. Yaptığı antrenmanlarla. Peki. Bunlar da Mert Çetin üzerine Raşit Altun'un yaptığı son derece
doğru analizlerdi. Estağfurullah. Göreceğiz. Ortalamda nasıl bir seçim göreceğiz. Yani Macit Hüseyin'i de yani iyi bir stoper ama çok bireysel hata yapıyor mesela. Evet. Yani Trabzonspor'da da yapıyordu. Yani çok güvenebileceğiniz bir oyuncu. Yani kart görür, penaltı yaptırabilir, yanlış bir hamle yapar. İbrahim Aktağ, İbrahim Aktağ'ın şöyle bir özelliği var. Galatasaray, İbrahim Aktağ rakip olduğu maçları kazanamıyor pek. İbrahim Aktağ geçen sene hatırlıyorsun Ankara Gücü'nde oynuyordu. Evet. Kazandı. Ligin ilk yarısı Erzurumspor'daydı. Orada da kazandı yanılmıyorsam. Yani aynı sezonda Galatasaray iki kere yanmış oldu. Bu sezon Kayserispor'la da yine kazandı. Hani böyle olur ya. Işte 3-0'lık maçta galiba. Evet, Altay, Göztepe işte şans tutmuyor vesaire. Ve İbrahim Aktağ maçlarında da tutuyor diyorsun. Tutuyor Galatasaray'a karşı şans. Bakalım orta saha ve 10 numara bölgesi ile birlikte kanat seçimleri taraftarın nasıl? Emrah Baysan. Bu arada Abdülkadir Parmak ve Bertolacci, onlar da takıma diğer katılan arı transfer döneminde isimler. Bertolacci transferini tabii ki buluyorum görüyorum ben de. Ben de. Hatta Abdülkadir Parmak transferi de sanki oyuncu hemen ısındı ben gibi. Ben Tiam'ın da hani ligin iyi forvet oyuncularından biri olduğunu düşünüyorum açıkçası. Zaten Can söylesin ligin en çok gol atan oyuncularından da biri. Ben çok etkili olduğunu düşünüyorum. Hani maç başına da iyi çıkabilir Tiam'ın. Hani eksikleri de oldu. Peki. Söylemiyor mu Can? Can doğru dedi. Aynı zamanda çok hızlı bir doğru deyince böyle ben de. Tasdikledin mi? Tasdikledim yani onaylıyorum dedi. En uçta da bu saat beklemek yer alıyor. Yine Tiam Raşit'ten dediğin gibi yani %28'de. Taraftan tabii yani de. Ama Gavranovic'in olmaması tabii neticede İsviçre milli takımının kadrosunda olan bir oyuncudan bahsediyor. Uğur Demirok'un da bence olmaması çok deneyimli bir oyuncu. Bence eksiklik olduğunu düşünüyorum. Kampanyalar da aynı şekilde. Vallahi çok güzel bir maç bizi bekliyor. Galatasaray için, yani Kayseri Spor için değil ama Galatasaray için çok çok kritik bir maç. Galatasaray 28 puanla küme düşme attın hemen üstünde. Sonra Göztepe'ye gidiyor Galatasaray. Sonra Rize Spor'la oynuyor kendi sahasında. Zor bir fikstür var. Bence yine 3 sonucu açık bir maç olduğunu açıkçası ben düşünüyorum. Mert Çetin de bir daha özel izleyeceğim bakayım nasıl. Peki. Nasıl performans gösterecek. Bunlar da ara öncesindeki son yorumlar. Bence maçın yıldızı Tiam olur diyorum. Peki bu da son yorum oldu sevgili izleyenler. Kısa bir ara aranın ardından Trabzonspor İttifak Holding Konya Spor'un maçıyla devam edeceğiz. Sanal direktöre devam ediyoruz. Trabzonspor İttifak Holding Konya Spor maçıyla değerli izleyenler bakalım taraftar bekleyeceğim var galiba. Haftanın maçı. Belki de sezonun maçı. Abdullah Avcı ve Konya Spor'un Sayın Başkanı hani tansiyonunuz çok güzel açıklamalar. Evet ama hakikaten yani Trabzonspor yenerse 12 puan oluyor fark. Konya Spor kazanırsa 6'ya düşüyor bir maçı eksik. Peki nasıl maç bekliyorsun? Yani bol gollü, bol pozisyonlu iki tarafında açık oynayacağım mı yoksa daha çok maçın kilitleneceği? Ben birazcık öyle düşünüyorum. Yani birazcık ya keşke tabii yani çok bol gollü olsa ama ben birazcık hani daha kontrollü oynayacağını düşünüyorum iki takımda. Şimdi Trabzonspor kazanırsa inanılmaz bir avantaj yakalıyor şampiyonluk yarışı için ama kaybetmemesi de Trabzon için kötü değil ki. 1-1 de puan farkı kalıyor. Şey yani beraberlikte bir puanda. Şimdi Konya Spor için bence hani daha kazansa hakikaten şampiyonluk mutlaka içinden geçiriyordur. Şehir, camia neden olmasın? Bir de eksik maçımızı kazanırız. 3 puana düşer ama çok kolay değil tabii Trabzon'da yenmek. Ama imkansız değil. Futbol tabii ki bu. Yani Konya Spor'un biraz daha kazanmaya daha fazla ihtiyacı var gibi. Berabere bitse maç puan farkını aynı şekilde tutuyor Trabzonspor. Peki. Bakalım 11'ler nasıl? Taraftar nasıl bir seçim yapıyor? Ekranlara geliyor. Uğurcan Çakır %92'sini almış. O %8 kim acaba? Hakikaten merak ediyorum. Neuer mi Trabzon'un yedek kalecisi yani? Buffon mu? Taraftar %92 olarak seçiyor Uğurcan Çakır'ı. Sabit Dorukhan'ı görmüş. Peres'in cezalı olduğu durumda Dorukhan normal. Burada da bir Serkan Hasan'a şey yapmamaları da enteresan değil aslında. Dorukhan iyi oynuyor yani. Yani Vitor Hugo, Dansville de iyi oynuyor. Yani hakikaten 3 tane gol stoperi var. Artık takımın bir parçası olarak. Evet çok çabuk uyum sağladı. Fizik gücü yüksek bir oyuncu. Bizim ligimizde çok uygun bir oyuncu. %80'i zaten maşallah almış uyu yani. Devam ediyoruz. Orta saha seçimiyle taraftarın.
Marek Amşik ve Bakasetas. Bakalım oynayacak mı? Evet. Tabii onu bilemiyoruz. Devam edelim. Edin Visca %92, Abdülkadir Ömür, Raşit Altun %14 dalmış olsa da 10 numara bölgesinde en çok oy alan isim konumunda Bakasetas'tan bile 10 numara bölgesi için. Tabi orada çok kişiyle yarıştığı için biraz oy düşük. Onu da izleyicilerimize söyleyelim. Evet. Buyurun. Vakayemini zaten hani söylemeye gerek yok. Devam edelim. Santrafor'da Cornelius herhalde. Cornelius da %54 aldığı oy. Trabzonspor taraftarı Cornelius da yine forvete tabii koyuyor. Kupa maçından sonra Kuvasi'nin daha çok oy alabileceği ama tabii kısa bir süre geçtiği için bence o kadar önemli. Yani Trabzonspor'un Berat artık çok fazla taraftar. Evet, çok geniş bir kadrosu var. 3 haftadır sanki taraftar. Keskin. En son 3 hafta önce bir gördüm Trabzonspor'un taraftar sanki en azından taraftar gözünü keskedi gibi. Ben. Evet, yani Canini var, Enis Destan var, Kuvasi var. Hakikaten iyi bir kadrosu var. Yani genç ve geleceğe yönelik transferler yapıyor. Siopis var, Berat var. Evet, ya ben hep söylüyorum sana biliyorsun. Ahmet Can Kaplan yani maşallah 2003'lü bence yani önümüzdeki yıllara damga vuracak. Tutabileceğini düşünmüyorum Trabzonspor'un uzun vadede. Yani yüksek bir bedelle satacağını düşünüyorum. Tutamayacak derken Avrupa'ya o seviyede bir oyuncu olabileceğini düşünüyorum. Büyüklüklerde oynayacak seviyede bir oyuncu Ahmet Can'ın. Devam ediyoruz sevgili izleyenler. Bunlar da Trabzonspor'un 11'i tamamıyla Raşit Altun. Son bir ek yorum. Bir üç yerli oyuncu var işte. Kaleci Uğurcan, Dorukhan. Bir viş yorum alayım senden çıkmadan yani, önce Trabzonspor'da. Yani, çok üst düzey. Bir transfer, devre arası transferi bu kadar etki yapar bir takıma. Pozitif anlamda diyorum. Peki. Çok kritik. 2 maç aldım. Bakalım Trabzonspor'u zirvede zorlayan şu an tek takım kaldı. O takımda İttifak Holding, Konya Spor taraftar ne diyor? Ekranlara geliyor. Şehit. %96 şey için de Uğurcan'dan fazla oy alması da değil mi? Yani orada herhalde bir şey oldu. Hata oldu yani oylamada bir basarken. Buyurun. Devam ediyoruz. Şey. Savunma hattıyla birlikte. Skubic. İttifak Holding Konya Spor'da. Adil. Abdülkerim. Skubic. Adil. Dilen. Bak. Hep Sayın. Diyorum iyi takımın defans hattı stop kalecisi bellidir. Raşit Altun tüm takımları sayıyorduk seninle beraber. Hı. Eksiği olmayan ne sakatlı ne cezalısı tek takım. Maşallah diyelim. İttifak Holding Konya. Maşallah. Yani bunu artık sağlık ekibi mi diyelim? Eksiği var mı? Sipin oynamasını mı? Yok. Eksiği yok. Neyse. Ve hafta içi 120 evet. dakika kupa maçı önünde İttifak Holding Konya. Yani artık da profesyonel hayatta bunlar oluyor yani. Yapacak bir şey yok. 120 dakika oynuyorsun. Avrupa Kupası seneye de Avrupa Kupası maçı oynayacak. Belki Şampiyonlar Ligi oynayacak. Belki ön elemesini oynayacak. Evet. Belki Avrupa Ligi, Avrupa Kupalarında olacak inşallah. Duygusal açıdan da hani biraz bu sene tabii Konya Spor zor bir sene geçiriyor. Ben şansı olduğunu düşünüyorum. Hala şampiyonluk şansı var Konya Spor'un yani. Tabii ki 9 puan fark bir maç eksik ama sonuçta neticede oynanmamış maçı kazandı sayamazsınız. 9 puan fark az değil. Ama işte dediğim gibi bu maçı kazanması kazanabilir mi? Kazanabilir. Başakşehir maçını da kazanması halinde 3 puan kalıyor. Peki. Devam ediyoruz. İttifak Holding Konya Spor'un orta saha ve hücum hattını hatta genel sıra sıra hızlı hızlı alalım ve genel bir yorumda bulunalım. Çünkü zaten artık herkesin bildiği ve ezbere sayılan bir 11. İttifak Holding Konya Spor. Ne güzel. 11'i. Çekici, bütücü. Endi çekici, bütücü ve en üstte de Çıkaleşi. Yani evet. İttifak üç yerli oyuncusu da var. Yani bak sağ bek. Tam anlamıyla. Yani Skubic ile Cilerme hakikaten ligin en iyi sağ sol beki. Abdülkerim hakikaten ligin en iyi stoperlerinden biri. Yani hoca gelmeden önce de iyilerdi. Hoca geldikten sonra İlhan Poğu performansları da arttı. Valla nefis bir maç bence bizi bekliyor. Sezonun kırılma maçı değil dedi Sayın Başkan. Hani şey Abdullah Avcı. Sayın Başkan da çok güzel açıklamalar yaptı Konya Spor. Ama ben hani çok evet sezonun maçı ve ne güzel iki tane Anadolu takımı oynuyor. Hani genellikle şey olur ya büyük takımlar olur ya İstanbul'da. Hayırlısı olsun ya. İnşallah bir sakatlık olmaz. Güzel bir maç bekleriz ama hani benim beklentim hani düşük skorlu 1-0, 1-1, 0-1 diye düşünüyorum. Ama tabii böyle söylediğin her maçta yani bir patlama şey oluyor. Evet. Ya ben de erken bir gol gelmediği takdirde mücadelede ya biraz tabii sıkışırsa. Trabzonspor'un şöyle bir avantajı var. Hakikaten beraberlikte de rakiple arayı tutuyorsunuz. O yüzden daha sabırlı, kontrollü oynayabilir Trabzonspor diye tahmin ediyorum. Zaten ligin en az gol yiyen takımı.
En az gol yiyen ikinci takımı Trabzonspor'da. Evet. En çok gol atan takım tabii Trabzonspor Lig'de. Hani biraz da ona şey yapıyorum. İki tane sağlam defans. İki takımın da defansı sağlam. İki takımın da kalesi hakikaten çok iyi. İzleyip göreceğiz haftanın maçı. Peki. Bu da Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçına ilişkin son yorumları oldu. Raşit Hatun'un sevgili izleyenler ve bugün konuşacağımız artık son 7-8 dakikanın içindeyiz. Son maça devam ediyoruz. O maçsa Adana Demirspor Beşiktaş mücadelesi 11'ler ekranlara geliyor. Muriç 174, Raşit Hatun. Ligin de işte keşke Süper Lig'de kalsa Muriç. Transfer yapmasa da evet. Uzun yıllar. Ama bir şey söyleyeceğim sana. Vedat da hani 3. kalecisi de iyi performans sergiledi Adana Demirspor'un. Onu da söyleyeyim. Bu maçında. Devam ediyoruz. Adana Demirspor'da. Ya mesela şimdi geçtik mi? Geçmeyelim mi? Muriç mesela 1.96. 1.98 belki de. Belki ligin Manchester City'nin biliyorsun malı. Evet. Oyuncusu. Yani kaleci dediğin artık 1.90 ve üstü. Altay Bayındır 1.96. Uğurcan. Uğurcan 1.90. Ersin Destanoğlu 1.90 üzeri. Artık bu yani kaleci. Evet. Evet Samet. Belki Resul oynatabilir diye düşünüyorum ben sol bekte. Neden diyeceksin? Hani stoper özellikle neticede Beşiktaş'ta oynuyorsunuz hani. Zaman zaman öyle de oynattı hoca. Evet. Devam ediyoruz Adana Demirspor 11 ile. Gökhan İller, Stambuli ve orta sahada 10 numara bölgesindeki diğer isim de yine Belhanda. Evet, solda evet. Vargas, Yunus Akgün ve... Enteresan Belhanda'nın kadroya girmesi. Bir Mario yani Balotelli'nin milli takımı yorumu da senden. Yani şu yani bu tabii şun ya tabii ki Adana Demirspor için de çok iyi bir şey ama aslında bizim ülke futbolu ligimiz için iyi bir şey. Yani ligimizde oynayan bir oyuncu, düşüşte olan, İtalya'da Serie B'ye Monza'ya düşen... Neredeyse kulüpsüz kalan. Evet, Serie B'de Monza'ya transfer olan, Serie B takımına, kariyerinde en üst düzey kulüp olan bir oyuncu Demirspor'a geliyor. Oradan tekrar İtalya milli takımına seçilmesi tabii ki çok güzel bir şey. Hem ligimiz için hem de Demirspor için. Tabii ki İtalyan hoca Montella'nın burada olması. İşte Farioli ile maç yapıyorlar. İki İtalyan hoca. Güzel bir şey yani. Ülke futbolu için. Ülkemizdeki futbol reytingi için. Balotelli de hakikaten çok 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 özel bir oyuncu. Bir santrafor ama işte biliyorsun. Söylemeye geliyor. Pas dağıtıyor. Hakikaten müthiş performans. Kimse beklemiyordu. Açıkçası Balotelli'den ben bekliyordum kişisel olarak ama çünkü Balotelli'nin sorunları yani saha içinde değildi. Yani sağ dışındaki özel hayatında çok renkli bir kişilik. Ya özel hayatının çok gündemde olması onu biraz. Ne ama tamam da hani hayatını yaşıyor. Daha yani özgür yaşıyor. Şu an mesela ülkemizde belki de daha özgür yaşıyor. Belki de daha kameraların onu çevirmediği bir ortamda belki de. Yok kameralar bu burada da ona şey. Bence tabii birazcık olgunlukta olduğunu söyleyeyim ya yani çok renkli bir şey. Kim, şimdi mesela bizi izleyen ya da kim Balotelli ile arkadaş kanka olmak istemez? Renkli bir hayatı var ya o da öyle yani. Biz saha içindekiyle değerlendirmemiz gerekiyor. Sporcuları. Saha dışında özel hayatı adamın. Sporcu parası var. Eğleniyor bu yani. Genç insan yani. Balotelli 91 doğumlu hala 30-31 yaşında yani. 31, genç. Ya ben 48 yaşındayım. Ama sen de gençsin. Ama çok eğlenemiyorsun galiba Raşit. Yok, Allah'ım yok. Hayır, o açıdan demiyorum yani artık. Ya, bakın 17 yaş küçük. Belki ben, bir çay kahve diyorsun hani bir boğazlı bebek. Yok, yaş çok şükür. Yok, ben sevmem oraları. Çok şükür biz de yani. Peki. Bakalım Adana Demirspor'un 11'i böyle. Taraftarı seçin böyle değerli izleyenler. Bakalım Beşiktaş taraftarı nasıl bir 11 belirliyor? İşte ekranlara geliyor. Ersin. Ben mesela Ersin'i de Beşiktaş'ın... Evet, bu arada 1.98 başkaldın yani. Boyu mu Ersin? Evet. Ben Ersin'i de Beşiktaş'ın önümüzdeki yıllara tutabileceğini düşünmüyorum. 2001 doğumlu, geçen sene şampiyonluk yaşadı. Bu sene takip ediliyor zaten. Hani önümüzdeki yıllarda çift taneli bir şeyle, bonservis bedeliyle transfer olabileceğini düşünüyorum Avrupa'ya. Seyrediyor onlar da. Performansını görüyor. Tabii seyrediyor. Referans alıyor ve tabii. Evet. Yani... Tabii Beşiktaş için çok büyük bir fırsat. Altyapıdan böyle bir kaleci yetiştirmek ve ben hani yani tabii ki kulüp isterse sözleşmesi var oyuncunun. Ben de çift taneyi görür diyorum Ersin. Tabii göreceğiz. Savunma hattı ekranda da geliyor. Rozier, Vida, Montero ve Rıdvan. Bu arada Kerem Kalafat da kupa maçında çok iyi performans sergilediğini düşünüyorum ben en azından. Evet. Hani gelir gelmez takımda hop çıktı oynadı. Rozier varken Rozier ayrı.
Beşiktaş'ın defans attı. Tabi burada çok hoca Montero konusunda ya da işte zaman zaman Necip'i oynattığı için eleştiriyor ama tabi bilemiyorsun ki antrenman performanslarını oyuncuları. Bence de ama şu kadroda Beşiktaş hani bu şey kadrosu, bugün kadrosunda defans attı bu. Yani zaten söylemeye gerek yok. Orta alana devam edelim. Bakalım taraftar ne diyor? Josep de Souza ve Emirhan Raşit Altun %14'lük aldığı bir oy var ama Emirhan'ın yeri burası. Ama şu var. Yani şöyle sence düşün. Burası mı? Taraftar ama 4-2-3-1 tabii. Ama 4 ama. Tabii önde oynuyor da. Önde oynar da. Şu da çok güzel değil mi? Mesela Pjanić'in yerine Emirhan'ı tercih ediyor. Değil mi? Pjanić'in yerine Emirhan'ı tercih ediyor. Taraftar. Pjanić aslında cezalı. Belki de evet. Çünkü son anda çıkardık Pjanić'i. Biz en başta oylamanın ilk günlerinde sonradan çıkardık Pjanić'i ve bizlerde Emirhan şu anda %14'le orta alan yerini aldı. Josep'le beraber Emirhan'ı sanki bir tecrübeli isim, bir yani ben isim. Benim fikrim 4-1-4-1 oynayacak. Josep tek olacak. Emirhan ortada olacak diye tahmin ediyorum. Yani önde Teixeira ile yan yana. Solda Larin. Sağda Gezal zaten. Önde Batshuayi diye tahmin ediyorum tabii. Bakalım 10 numara bölgesinde ve kanatlarda kimler var? İdeal bir Beşiktaş. Teixeira'yı beğendin mi? Raşit Altun. Teixeira giderek yükselen bir form var. Ama beklentimin altında hala. Yani Teixeira sonuçta çok yüksek bonservis bedelleri ödenerek alınmış, ödenmiş bir oyuncu. Ukrayna'da hakikaten Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar'la çok büyük. Manchester United'da transferi söz konusuydu. Büyük paralar teklif edildi. Hani beklediğimiz etkiyi yapmadı. Bende. Burada ben Emirhan'ı Larin'le Teixeira'nın arasında olur diye tahmin ediyorum tabii sadece. Gezal zaten Gezal. Hani daha fazla skora etki yapmasını bekliyorduk açıkçası. Tabii sakatlık sorunları da oldu Teixeira'nın ama neticede çok üst düzey bir oyuncudan bahsediyoruz. Ya Batshuayi de biraz da zaman zaman şanssız, zaman zaman beceriksiz ama çok defansa giriyor ama bu tabii çok önemli. Atacaktır mutlaka. Ama tabii ki yani büyük takımlarda atmasını bekliyor taraftar. Bu da çok doğal bir şey. Ama hani defansı da hani çok yıprattığını, rakip stoperleri çok bozduğunu söyleyelim. Mesela onun bozduğu hani o aralara Alex Teixeira'nın girip daha fazla katkı yapmasını ben hocada hesaplıyordur diye tahmin ediyorum. Peki. Yani Batshuayi orada iki stoperi gezdirsin, uğraşsın, top kapsın. İşte orada Larin soldan Alex Teixeira'nın daha fazla skor yapması gerektiğini düşünüyorum ben. Hoca da bunu planlıyordur diye tabii ki sadece tahmin ediyorum. Yine çok haftanın çok güzel maçlarından biri. 3 skora açık. Ben çok keyifli bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Demirspor Beşiktaş maçı. Bunlar da son yorumlardı. Bugün Raşit Altun'dan gelen sevgili izleyenler. Çok teşekkürler Raşit Altun. Bir ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık diyeyim. Bu haftalık da bizden sanal direktörle. Bu kadar. Önümüzdeki hafta saat 17'de beIN Sports ekranlarında bir kez daha karşınızda olacağız. Hafta boyunca sizleri yine bir kez daha tr.beinsports.com adresine oy vermeye bekliyoruz. Hoşçakalın.